Bize yaklaşık bir 15 gün önce bununla ilgili bir şikayet geldi, bir seçmen kaydırma şeyi. Biz de partimizin avukatları hemen devreye girdiler. Sizin de belirttiğiniz gibi bir binada yaklaşık 320'nin üzerinde bir seçmen kaydının olduğunu gördük. Bununla ilgili ilçe eş başkanımız, DEM Parti ilçe eş başkanımız Karaçoban, ilçe eş başkanımız itirazda bulundu. Şimdi bizim Erzurum Güney ilçelerinde bir gerçekliğimiz var. Biz DEM Parti olarak 4 ilçede de ilk başta gelen partiyiz. En önde gelen partiyiz. Mevcut iktidar gücünü kullanarak ben bunun önünü nasıl kesebilirim? Yerelde daha nasıl etkileyebilirim? Veya yerelde biz nasıl kazanabiliriz arayışına girince halihazırda böyle seçim güvenliği vesaire şunu bunu bahane ederek sürekli olarak bu tür bölgelere seçmen kaydırması yapıyor. Biz de bunu ilk başta Karaçoban'da tespit ettik. Mayıs ayında yapılan genel seçim ve akabinden sonra yapılan cumhurbaşkanlık seçiminde güvenlik neden dikkate alınmıyordu da neden bu kadar güvenlik için dışarıdan birileri ilçeye getirilmiyor da yerel seçimde ne oldu, ne duydunuz da hat safhada bir üst düzey güvenlik sağlamaya çalışıyorsunuz. Bu kesinlikle tabii ki de bariz yalandır. Biz burada hukukun tam işlenmediği, adaletin tam yürürlüğe koyulmadığını, tamamen iktidar yanlısı ve iktidarın istediği doğrultuda verilen bir karar yani. Bu şekilde. Tabii ki de bu her zaman da olan bir şey. Bu şekilde devam etmektedir. Bugün Kürdistan'da herkes biliyor ki DEM Parti en önden gelen parti. Ve iktidarın karşısında en güçlü şekilde, en iyi şekilde ayakta duran ve iktidara en iyi cevap veren, iktidarın bütün yanlışlarını gündeme getiren DEM Parti'dir. İktidar da DEM Parti'nin önünü nereden kesmeye çalışacak? Elbette ki Kürdistan'da. Çünkü DEM Parti hiçbir zaman iktidarın istediği şeyi yapmadı veya iktidarın istediği muhalefeti yapmadı. Tamamıyla gerçekliğin üzerine, hakkın, eşitliğin üzerinde yaptığı için bu DEM Parti'nin önünü kesmek için belli bölgelerde yapılan bir hamledir. Evet, bunu Kürdistan'ın şöyle birçok ilinde belki diyelim yapamayabilir. Çünkü DEM Parti Kürdistan'ın birçok ilinde %60, %70, %80 hatta %90'lık oranlarla önde yani. Oralarda ne yaparsa yapsın da yetişeceğini bilmiyor. Ama biraz daha bu tarafa geldiğimiz zaman, bu bölge bölge ayrıldığımız, Serhat Botan ayrıldığımız zaman az farkla DEM Parti'nin önde olduğu bölgelere, özellikle DEM Parti'nin az farkla önde olduğu bölgelere sürekli olarak seçmen kaydırması ve bir şekilde kendilerini orada var etme ve yaşatmaya çalışıyorlar. Bu da oradaki halkın iradesine yapılan en büyük saygısızlıktır. Yani bunun özeti de budur. Bu Karaçoban'da yapılan taşımalı seçmen yöntemi aslında bizim diğer seçimlerden de aşina olduğumuz ve bildiğimiz bir yöntem. Ancak iktidar şöyle bir yöntem çizmiş olmalı ki seçimlerde halkın DEM Parti'ye oy vereceğini biliyor ve kayyum atarsa halkın tepkisini çekeceğini de biliyor. Bu tepkiyi çekmemek için aslında bir noktada demokratik bir yolla kazandıklarını ispatlamaya çalışıyor. Ama bunu yaparken de yine halkın iradesine el koyuyor ve bir daireye 65 kişilik seçmen taşıması yapılıyor. Bununla birlikte o bölgede halkın iradesine el koyuyor aslında. Bu yapılan hukuksuzluğa karşı elbette ki partimiz bir itiraz süreci gerçekleştirdi. Ancak şaşırmadığımız bir şekilde bu itiraz reddedildi. İstedikleri kadar bu itirazları reddetsinler, istedikleri kadar taşımalı yöntem, taşımalı seçmen yöntemini gerçekleştirsinler. Biz irademize sahip çıkacağız ve partimizin aday gösterdiği yerlerde adaylarımızı destekleyip seçimleri kazanmaya çalışacağız.